Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu videomuzda drafting komutları için bus view komutlarından veya arkasından çıkan project view komutlarından nasıl bir açılı yüzeyden görünüş alırız? Onu göreceğiz bir görünüş ana görünüşümüzün veya yardımcı görünüşlerimizin üzerinden. Bunun için hazır partlarımızdan eğitim setimizin içerisindeki Part klasöründe Drafting dosyasına girelim ve Drafting 05 dosyasını açalım partını. Evet, burada şöyle baktığınız zaman iki boyutta bir yüzey var. Üçüncü boyut yok, tel kafes olarak bakarsanız. Resim çizmedeki en önemli nokta parçayı iyi anlamaktır. Bunun için parçamızı doğru algılayıp resmi ona göre çizmemiz gerekiyor. Tabanda iki tane deliğimiz var ve burada bir metrik deliğimiz var. Bunlar da boş delik muhtemelen. İki delik olduğu için. Daha sonra application kısmında drafting'den veya file new drafting deyip email adresime başlıyorum. A3 sayfamı seçtim. OK dedim. Daha sonra title'larımı giriyorum. Şu ölçeğimizi hemen değiştirelim. 1/2 olacak. 1/2 ölçekte değiştirdik resmimizin ölçeğini. Part kısmında partimizi yüklüyorduk yoksa eğer. Orientation kısmında da görünüşümüzü düzenleyebiliyoruz. Hangi açıdan almak istiyorsak top, bottom, right veya kendi oluşturacağımız. Bunu düzenledik. Layout kısmında diğer görünüşleri almak istiyorsanız bununla beraber onları girebilirsiniz. Ben finish deyip burada bitirmek istiyorum bunu. Boundary ile otomatik arayıştangal yaparım burayı ve işlemlerimize başlayalım, resimlendirme işlemlerimize. Project View komutuna giriyoruz ardından ve üst görünüşü alalım ve sol yan görünüşü alalım. Şunu silelim, tekrar alalım çünkü okumuz farklı bir yönü gösteriyor. Buradan bakıp böyle koyması gerekiyor. Evet. Bunu aldıktan sonra şimdi benim burada açılı bir yüzeyim var. Ve bu yüzey üzerinde bir deliğim var. Bu deliği nasıl alabilirim görünüşünü ve ölçülendirebilirim? Bunu görmeye başlayalım. Yine Project View komutuna giriyorum. Burada sözlü olarak ilk başlangıçta tanıtım yaparken penceremizin tanıtımını kısaca üstünden geçmiştik. Vector Options kısmında Infrared seçeneği bize burada olası görünüşleri çıkaracaktır. Özel direction diyelim. Bu şekilde de iki boyuttaki bir görünüşünüzü, burada 45 derecelik bir açı var. Bunu 45 dereceye yakın sanıyorum. Tam 45 derece değil. Bunu tutuyor mesela. Ama 3 boyutlu bir yüzey olsaydı bunu bu şekilde alamayacaktınız burada. Define dediğiniz zaman seçeceğiniz yüzeyden gelip burada spesifik vektör dediğinizde sizden bir çizgi, bir vektör seçmenizi ister. Burada bu çizgimizi seçtiğimizde ve alttaki metot kısmı handle kaldırıp istediğimiz yere bu görünüşü almamız mümkün. Tabi doğru olan, eğer geliniz müsaitse devamında ok yönünün devamında bırakmaktır görünüşümüzü. Show and Hide penceresinden datum planlarımızı saklayalım. Hide diyelim. Daha sonra bu görünüşümüzde settings ayarlarına girelim ve hidden çizgileri kapatalım. Evet, bu şekilde buradaki görünüşten ölçülerimi alabilirim. Çeşitli bağlantıları kurabilirim. Buradan şöyle diye OK diyelim. Bağlantılarımı kurup ölçülendirmemi yapabilirim burada. Evet, bu şekilde açılı yüzeylerden görüntüyü alıp ölçülendirme yapabiliyoruz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.